Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Atölyelerden fabrikalara uzanan bir serüven, çoğumuzun hayallerini süsleyen boya kalemi markası Faber-Castell, Marangoz Kapsar Faber tarafından kuruldu. 1730'lu yılların başlarında ilk olarak yerel tüccarlar için çalıştı. Daha sonralarda kendi adına kurşun kalemler üretmeye başladı. Kısa zamanda kendi işini kuracak kadar büyük bir başarı yakaladı. Kaspar'ın ölümünden sonra oğlu Anton Wilhelm, o dönem epeyce büyümüş olan işi devraldı. Bir atölyeyle birlikte Stein sınırlarında bir arazi satın aldı. Bu atölyeyi birkaç yıl içerisinde başarılı bir fabrikaya dönüştürdü. Bu alan hala Faber-Castell şirketinin genel merkezidir. Birkaç yıl sonra adının ilk harfleri şirket isminde bulunan Anton Wilhelm ölümünden önce o zamanlar resmi belgelerde bir kurşun kalem fabrikası olarak kayıtlı bulunan şirketi tekoğlu George Leonhard'a devretti. George Leonhard Faber işin durgunlaştığı hem politik hem de ekonomik açıdan zor günlerde işi sürdürdü. Özellikle Cumberland bölgesinde olmak üzere İngiltere'de çıkarılan grafitiler katı bir ihracat yasağına tabi olduğundan İngiliz kurşun kalemleri piyasanın lideri durumundaydı. Teknolojik gelişmeler komşu ülkelerdeki gelişimi ayak uyduramazken gümrük engelleri Alman vilayetindeki serbest ticareti aksattı. Fransız Nicolas Jacques Conte de kalem kurşunlarını üretmek için yeni bir süreç icat etmişti. Ancak Faber kurşun kalemleri hala geleneksel yöntemler kullanılarak yapılıyordu. George Leonard, yurt dışında edinilecek eğitim ve deneyimin şirketin geleceği için belirleyici olacağını fark etti. Oğullarına, öğrenebildiğiniz kadar öğrenin, neye mal olursa olsun, buna değerdir sözlerini iletti. En küçükleri olan Eberhard hukuk okurken kardeşleri Lothar ve Johan seyahat etti. Paris ve Londra'nın kozmopolit atmosferinden etkilenen Lothar, fabrikasını gelecek yıllarda uluslararası şirket sıralarına yükseltecek fikirler üretti. Faber şirketi ithal etmek durumunda kalmadan Kuzey Amerika pazarı için kurşun kalem üretti amacıyla New York yakınlarında bir fabrika kurdu. Bu fabrika Lothar'ın en küçük kardeşi Eberhard Faber tarafından yönetiliyordu. 1898 yılında Baron Wilhelm von Faber'in en büyük kızı Ottilie en eski aristokrat ailelerden birinin oğlu olan Kont Alexander ile evlendi. Ancak büyük babası Lothar von Faber'in vasiyeti varlıklarını sürdürecek torununun yalnızca şirket adını değil, aynı zaman soy isimleri olan Faber'i de almasını söylüyordu. Böylece Prens Regent Luitpold'un onayıyla yeni von Faber Kastel Kontları sülalesi oluştu. Lothar'ın dul eşi 1903'teki vefatından sonra iş torunu Ottilie ve kocası Alexander'a geçti. Aynı yıl Kont Alexander Steyn'deki üretim alanının yanındaki alanda Lothar von Faber tarafından yaptırılmış olan ...daha küçük eski bir kalenin yanında... ...hatrı sayılır büyüklükte bir kale yaptırdı. Yeni kale 1906 yılında yerleşime hazırdı. Kanıtlanmış şirket ilkelerini takip eden Genç Kont... ...ana ürünler için klasik ve kusursuz bir görüntü sağlamakta başarılı oldu. Ortaçağ değerlerini temsilen düelloda çarpışan şövalyelerle... ...sembolize edilen yeni marka ismi Kastel tüm dünyada popüler oldu. Onlarca yıl boyunca yüksek kaliteli Kastel 9000 kalemleri şirketin sembolü oldu. 1911 yılında şirket 150 yıllık geçmişine bakabiliyordu. Ancak 1. Dünya Savaşı büyük zararlara neden oldu. ABD gibi yabancı ülkelerdeki bağlı şirketler ve üretim alanları kaybedilmişti. Mont Alexander von Faber-Castell 1928 yılındaki vefatından kısa bir süre önce daha büyük bir fabrikanın inşaatını tamamladı ve oğlu Ronald'a mali açıdan sağlam ve iyi yönetilen bir şirket bırakmayı başardı. George Leonard Faber'in 1839'daki vefatından sonra Steyn'deki kurşun kalem fabrikasını oğlu Lothar devraldı. Büyük ticari merkez olan Paris ve Londra'da yararlı bir deneyim elde ettikten sonra, 22 yaşında aile işinin kapsamlı bir şekilde modernleştirilmesi görevini üstlendi dünyada yapılabilecek olanın en iyisini yaparak kendimi tepeye taşımaya kararlıydım şeklinde büyük hedefini hiç unutmadı. Başlangıçtan itibaren ürünlerinin kalitesine en büyük önceliği verdi. O zamanlar Paris'te boy ölçüşmem gereken güçlü bir rakibim vardı. Bu yüzden bu rekabette üste çıkmanın yollarını yıllarca düşünmem gerekti. En iyi yol her zaman ürünün kalitesidir ve gerçekten de çok kısa bir süre sonra mükemmel kalitede kurşun kalemler üretmeyi başardı. Bu kalemleri şirketin ismiyle işaretledi ve böylece ilk kez bir yazım gerecinin üzerinde de marka adı yer aldı kalite ve güvenilirlik işareti olarak yıllar süren aile geleneğine dikkat çeken Fabrukaya Fonde 1761 yazısını ekleme fikri o günlerde yine eşsizdi. Lothar von Faber New York'taki tali bir kuruluş olarak şirketi açtı ve Kuzey Amerika pazarına girdi. Şirket 1843'ten beri orada bir aracı tarafından temsil ediliyordu. Kont Anton Wolfgang von Faber Kastel şirket yönetimini 1978 yılında devraldı. Aynı yıl kendi etiketleriyle satmaları için diğer firmalara ahşap gövdeli kozmetik kalemleri üreterek portföyünü genişletti. Sonraki 30 yıl boyunca Faber-Castell grubu kökeni Almanya'da bulunan küresel bir oyuncu olarak rolüne devam etti. Çevre koşulları şirketlerin düşünme biçiminde daha ön sıralarda yer almaya başladı. Bir kurşun kalem üreticisi için önemli bir kaynak olan kerestenin gelecekteki tedarikini güvence altına almak için 1980'lerin ortasında Kont von Faber-Castell Brezilya'nın güneydoğusundan bugüne kadar eşsizliğini korumuş. Bir orman projesi başlattı. 1992 yılında Faber-Castell Almanya'ya çevre dostusu bazlı boya teknolojisini tanıtan ilk ahşap gövdeli, kurşun kalem üreticisi oldu. 1990'ların başı 5 yetkinlik alanına göre ürünleri stratejik bir biçimde yeniden organize etme ve yapılandırma yıllarıydı. Mart 2000'de Kontanton Wolfgang von Faber-Castell Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilkeleriyle uyumlu uluslararası bir sosyal şartlar bildirgesi imzaladığında uzun yıllardır süregelen sosyal sorumluluk geleneğinde yeni bir bölüm açıldı. Temmuz 2003'te Faber-Castell Birleşmiş Milletlerin sosyal ve ekonomik konularda dünya çapında tutarlı standartları belirleyen küresel ilkeler sözleşmesini imzaladı. 2008 yılında Kont von Faber-Castell ekonomik ve sosyal sorumluluğu nedeniyle Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Almanya Şubesi ve Ekonomi Dergisi Kapital tarafından yılın eko yöneticisi seçildi. Ekim 2010'da Almanya Federal Cumhuriyeti 1. Sınıf Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi. Birçoğumuzun hayal dünyasına renk katan Faber-Castell kalemleri bu şekilde ortaya çıktı ve günümüzde hala kullanılmakta videomu izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın